Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Kara Kucak güreşlerinde baş pehlivanlığı Kenan Gör kazandı. Atatürk Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen Kara Kucak güreşlerine Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, Acar Özerk Cumhuriyeti, Bulgaristan, İran ve Gürcistan'dan toplam 800 sporcu katıldı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Tavlı, Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fevzi Polat, Genel Sekreter Yardımcıları Selami Keskin ve Ünsal Kıraç, Başkan Danışmanı Turgut Turhan, Protokol Müdürü Mahmut Bektaş, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçe belediye başkanları, Güreş Erzurum İl Temsilcisi Fahrettin Ertürk, Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin, Basın ve Yayın Şube Müdürü Şeref Doğan ve diğer yetkililerin iştirak ettiği Kara Kucak güreşleri kıyasıya mücadelelere sahne oldu. ...75 günlük tur. Arkadaşlar kime söylüyoruz? Başkan Mehmet Sekmen burada yaptığı konuşmada ülkedeki sporcu profilinin gün geçtikçe değiştiğini söyledi. Başkan Sekmen, Erzurum'un başa güreşeceğini, kentte yeni Koca Yusufların yetişeceğini ifade etti. Sekmen bugün yenilen noktada insanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan güreşte de artık başa güreşen bir konuma alıştık. Nice yiğitleri er meydanına çıkaran atasporumuzun gelişmesine destek olmak elbette bizim boynumuzun borcudur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak tıpkı geçmişte olduğu gibi yiğitlik ve güçleriyle dünyayı titreten yeni Koca Yusufları, Kel Aliçoları ve Yaşar Doğanları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz dedi. Köklü tarih ve medeniyetini İnsanlığın evrensel birikimiyle harmanlayan, bölge ve dünyada barış ve istikrara aktif katkı sağlayan, güçlü ve yeni Türkiye'de sporda da son 2 yılda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Eğitimden kültüre, enerjiden ulaşıma, sağlıktan çevreye her alanda artık dünyaya yeni aşamalar ve yeni standartlar getiren Türkiye'de sporun ve sporcunun her daim yanında olan iktidarımızın desteğiyle yeni bir sporcu profili oluşturulmuştur. 5 yıl içinde ilçeye 9000 metrekare yeşil alan kazandıran 30 yeni park hizmeti açan Palandöken Belediyesi 2014 yılı yaz sezonunda da bu kez 6 yeni park yaparak ilçeye 18500 metrekare yeşil alan kazandırdı. Palandöken Belediyesi ilçenin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. 29 Mart yerel seçimlerinin ardından her ay Palandöken ilçesinin bir mahallesinde park ve çevre düzenlemesi yapan Palandöken Belediyesi bu kez de hiç park olmayan Küme Evleri bölgesinde 3000 metrekare alan üzerine kurulu bir park ve bir de taziye ev inşa etti. Kayak yolu semtinde 5000 metrekare alan parka dönüştürülürken Yıldızkent Hanımlar Çarşısı'nın karşısına 2250 metrekare çocuk parkı, Kazım Yurdoğan Mahallesi'nin 2250 metrekare alanına sahip çocuk parkı ve dinlenme alanı, Osman Gazi Sağlık Ocağı mevkinde 3700 metrekare park ve Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nin de 2250 metrekare parkı inşa edilmesi mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Mahallenin önemli ihtiyaçlarından biri olan park ve çevre düzenlenmesini bölge halkına kazandıran Palandöken Belediyesi bu yeni parklarla birlikte ilçe genelinde açılan park sayısını 5 yılda 36 olurken toplam 108.500 metrekare yeşil alan kazandırılmış oldu. Palandöken ilçesinde sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmek adına her yıl bir mahallede park ve çevre düzenlemesi çalışmasını yaptıklarını söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken ilçesi diğer bir adıyla Yenişehir Belediyesi 1994 yılından 2009 yılına kadar yeni 15 yılda ilçeye kazandırılan yeşil alan miktarı 123.000 metrekare alan iken 2009 yılından 2014 yılına kadar kısacası 5 yıl içinde Palandöken ilçesine 36 park ile toplam 108.500
78.500 metrekare yeşil alan kazandırmış olduk. İlçemizdeki mahallelerde de her geçen gün hizmet çıtasını yükselterek bölgeye vizyon kazandıracak önemli çalışmalarımız var. Spor tesisi, kültür merkezi, engelsiz yaşam merkezi, hanımlar çarşısı, kent ormanı, Recep Tayyip Erdoğan rekreasyon alanı, şehitler parkı rekreasyonu, tavziye evleri, bilgi ve kültür evleri, köy mahallelerinde kilit taş çalışmaları ve çocuk oyun alanları, ilçe merkezinde asfalt, trotuar, bordür, kaldırım, mevcut parklarda revize ve fidan dikim çalışmalarımızla mahallelerimizin çehresini değiştiriyor, modern Palandöken'e yakışır yeni düzenlemeler ile hayallerimizi bir adım öteye taşıyoruz dedi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Erzurum'da 2825 okul öncesi 7900 birinci sınıf öğrencisinin eğitime merhaba demesiyle yeni eğitim öğretim yılının başladığını söyledi. 2014-2015 eğitim öğretim yılının okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğitimine merhaba demesiyle başladığını belirten Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez 2006-2007 eğitim öğretim yılında başlatılan okul oyun projesi, farklı çevrelerden gelen öğrencilerin okul uyum sağlayabilmesi, okula yeni başlayan öğrencilerin öğretmen, okul ve arkadaşlarına alışıp kaynaşmalarını hedeflediklerini söyledi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okula uyum projesini bu yıl okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 5. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanıyor. İlimizde bu yıl 2825 okul öncesi öğrencisi, 7900 ilkokul 1. sınıf öğrencisi, 7294 5. sınıf öğrencisi ve yaklaşık 920 öğretmenimiz söz konusu uyum projesi çerçevesinde 8 Eylül 2014 tarihi itibariyle okullarına başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan alımında ve kesiminde vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, cadde ve sokak, yol kenarı ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesiminin yasak olduğunu söyledi. Osman Akar, kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvan eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kurbanlık hayvanlar şehirde, mezbahalarda ve kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen ve ilan edilen yerlerde kesilecek. Ancak isteyen vatandaşlar uygun olması halinde kendi bahçelerinde ve çevreye zarar veremeyecek şekilde usulüne uygun bir şekilde kesebilirler. Belediye hizmetlerinin bulunduğu yerlerde ise bu atıklar ve kurban kesimi esnasında çıkan diğer atık ve atıklarda da mutlaka toplanıp dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içerisinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir. Kurbanlık hayvanlar, kasaplar veya bu konuda ehil kişilerce usulüne uygun olarak kesilmelidir. Çünkü aksi durumda birçok vatandaşımız kurbanlığını keserken yaralanıyor. Deri mutlaka usulüne uygun ve zarar verilmeyecek şekilde yüzerek tuzlanmalı ve yetkili yerlere teslim edilmeli. Aksi takdirde her yıl bu yüzden zayi edilen tonlarca deri milli ekonomide önemli kayıplar oluşturuyor dedi. Erzurum sanayisinde yılın ilk 9 ayı kimine göre iyi, kimine göre ise kötü geçti. Özellikle tatilcilerin ilimize gelmesi bazı esnaflarını mutlu ederken bazı esnaf kesimi de işsizlikten yakındı. Erzurum sanayisinde esnaflar karamsarlıklarını sürdürüyor. Yaz aylarının gelmesiyle işlerinde canlanma bekleyen esnaflar sonbaharın gelmesiyle birlikte yaz mevsimini hayal kırıklığı içerisinde kapattı. Kaportacısından otoboyacısına, oto elektrikçisinden motorcusuna kadar yüzün üzerinde esnaf kesiminin bulunduğu oto sanayisinde görünen o ki bu yılda esnafın yüzü gülmedi. Ekibimiz bugün sanayi semtinde esnafların sorunlarını dinledi. Kim esnaflar tatilcilerin Erzurum'a gelmelerinden dolayı işlerinde canlanma olduğunu belirtirken kim esnaflar da yeteri derecede iş yapamadıklarından yakındı. Ya şimdi şunu söyleyeyim, yazın işler iyi oluyor. Kışın sıkıntılar oluyor. Neden oluyor? Soğuk olduğundan dolayı arabalar çalışmıyor. Yani ustalar gitmek istemiyor. Yani sıkıntılar buradan oluyor. Yani. Başka bir sıkıntı olmuyor. Ama yazın işler iyi oluyor. Mesela tatil zamanı işler durgun oluyor illa ki. Eski işler yok zaten. Eskiden çok işler yaygın oluyordu. Eski işler yok. Düşme tabii düşme var ya. Yani. Şimdi bu da neye bağlı? Mesela servisler, arabalar garantili 5 yıl, 2 yıl garantili.
3 yıl daha para yatırırlar, garantiyi uzatıyorlar. Uzattığı gibi 5 yıl sana gelmiyor araba. Gelmediği gibi sıkıntılar buradan başlıyor yani. Anlatabildim mi? Evet. Sıkıntı bu. Başka bir sıkıntı yoktur yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben 49 yaşındayım. Sanayi böyle gelmiş, böyle gidiyor yani. Sanmıyorum yani. Anlatabildim mi? Nasip olursa seneye emekli olacağım, bırakacağım. Yani gençlerin önü açılsın. Gençlik yapsın, yenilik yapsa. İş durumları düşük. İş durumları müsait değil abicim. İş durumlarında büyük bir kayıp var abi. Yaz sezonunda normalde genelde iyidir. Kışın daha çok olur bizim işlerimiz. Şimdi memleket soğuk olduğundan arabalar zor çalışıyor. Zor çalıştığı için de arabalarımız ister istemez arıza veriyor. Arıza verdiği zaman da işte akülerde, dinamolarda bu gibi şeylerde işin çoktur yani. Yaza göre daha çok. Kışlık. Yazın kimse bakım yaptırmaz. O zaman da... Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner düzenlediği basın toplantısında 2014 yılını değerlendirdi. Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner 2014 yılı itibariyle birçok çalışmalara imza attıklarını ve fidan üretimi dikiminde hedeflerine vardıklarını açıkladı. Yılın yaz aylarını dolu dolu geçirdiklerinin altını çizen Bölge Müdürü Çetiner, önümüzdeki yıl daha fazla kapasiteyle ağaçlandırma alanında çaba göstereceklerini belirtti. İlkbahardaki çalışmalarımıza biz hız verdik. Bazı ihalelerimizi yaptık. Bazılarını da bu son 20 günde işte Çat Barajı sahası yaklaşık sahanın toplamı 348 hektar. Bu 348 hektarın 200 hektarında biz toprak işleme yapacağız. İhalesi yapıldı. 5 makineyle mini ekskavatörlerle 200 hektar alanda toprak işlemesine başlanıldı. Toprak işlemesini akabinde de uygun mevsim dediğimiz Ekim ayında da Ekim ayının 15 veya 20'sinden sonra soğuk havaların başlamamasından önce biz burada dikim çalışmalarımızı da tamamlayacağız. İlaveten Tortum ilçesine giderken 3 köyü kapsayacak bir projemiz vardı. Onun da ihalesini yaptık. Bu köylerdeki yaklaşık 600 hektar alanda biz erozyon kontrolü kapsamında kuru taş duvar, kafes deleşik ve teras toprak işlemesi yaparak burada fidan dikimini yapacağız. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yükleniciye yapılır yapılmaz toprak işlemesi ve diğer erozyon kontrol çalışmaları devam edecektir. Aşkale ilçemizde yaklaşık 600 hektara yakın bir sahada toprak işlemesine başlanıldı. Sonbaharda da bu toprak işlemesi biter bitmez Ekim ayında Ekim ayının sonları veya 15-20'sinde doğru fidanların toprakla buluşturulacağını müjdeleyebiliriz. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Mavi Beyazlı ekip evindeki ilk maçında konuk Ayvalık Gücü Belediyespor'a 3 puanı hediye etti. 81. dakikada Emre Şahin attığı gole karşılık veremeyen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor sahadan yenik ayrılarak taraftarlarına hüzün yaşattı. Sportut 3. Lig 3. grupta sezona şampiyonluk parolasıyla giren Mavi Beyazlı ekip evindeki ilk maçında konuk Ayvalık Gücü Belediyespor'a 3 puanı hediye etti. 81. dakikada Emre Şahin attığı gole karşılık veremeyen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor sahadan yenik ayrılarak taraftarlarına hüzün yaşattı. Erzurumspor 3 puan ümidini Kayseri Şeker maçına bıraktı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Erzurumspor beklenen performansı sergileyemedi. Gol yollarında başarısız bir tablo sergileyen Mavi Beyazlı ekip özellikle orta sahada Ekrem Sütçü'nün yokluğunu hissetti. Maçın ikinci yarısına aynı kadroyla çıkan takımda ilk değişiklik 58. dakikada geldi. Mikail Üzümcü yerine Deniz Sert'e bıraktı. 76. dakikada Sefer Sever, Murat Akgül değişikliğine giden Mavi Beyazlı ekip yine aradığı golü bulamadı. 81. dakikada ağlarından gol çıkaran ekipte gol sonrası son değişikliğe gidildi. Hüseyin Cihan Avcı yerine Aykut Çakay'a bıraktı.
Mavi Beyaz ekibin son 5 dakikada sergilediği baskılı gol getirmeyince Erzurumspor yeni sezona yenilgiyle başladı. Sezona 16 yeni futbolcu ve teknik direktör değişikliğiyle başlayan Mavi Beyaz ekip özellikle forvet hattındaki eksiklikleriyle lig süreci için olumsuz sinyaller verdi. Lige 10 hazırlık maçında hazırlanan Mavi Beyaz ekipte özellikle defansta uyum sorunu göze çarptı. Orta sahada İkrem Sütçü'nün eksikliği forvete aradığı gol pasını bulması fırsatını tanımadı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Ayvalık Belediyespor maçının ardından olaylar çıktı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada maçı konuk ekip Ayvalık Gücü Belediyespor 1-0 kazandı. Maçın son dakikalarında skora tepki gösteren Büyükşehir Belediyesi Erzurumsporlu taraftarlar gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Bir taraftarın sahaya girerek rakip takım kalesine topu vurması üzerine polisin müdahalesiyle başlayan olay daha sonra tribünlere yayıldı. Polise ve müdahaleye tepki gösteren taraftarlar tribünden söktükleri koltukları sahaya fırlattı. Çıkan olaylarda bir polis ve bir özel güvenlikçi yaralanırken polis biber gazı sıkarak olaya müdahale etti. Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk saha içerisine girerek taraftarları sükunete davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Galatasaray'da buradan çıkar isteği üzerine memleket Erzurum'un 3. Lig'de mücadele veren futbol takımının 2014-2015 futbol sezonunun ilk lig maçını izlemek üzere kente gelen Galatasaray'ın eski kulüp başkanlarından Adnan Polat, Dadaş'ın umudu oldu. Erzurum'da tesislerimiz olduğuna göre dinamik gençler de var. İçeriden dışarıdan derken şöyle böyle var. Erzurumspor'u süratle ayağa kaldırmak lazım. Ben de Erzurum'a sevdalıyım ama birileri bunu lafla yapıyor. Biz laf değil icraatla yapıyoruz dedi. Adnan Polat burada yaptığı konuşmada burada olmamızın birinci nedeni Erzurum. Erzurum benim her zaman söylediğim gibi olması gereken yerde değil. 1960'lardan beri takip ediyorum. Olmamız gereken yerin çok arkasındayız. Bir yerlere varmak için sadece devletten beklemekte bir yere varamayız. Bu şehri bir yere getirecek olan kişiler burada yaşayanlardır. Dolayısıyla herkes kendi çapında konuya el atarsa bence bir yerlere geliriz. Şu anda yeni bir heyecan var. Sayın Cumhurbaşkanlarımız da aynı destekleri veriyor. Bizim üzerimize düşen çorbada tuzumuz olsun. Ama her şeyde olduğu gibi altyapı çok önemli. 1991 yılında Süper Lig'e çıktık. Hatta 6. sıraya kadar yükseldik. Bunu yine bizler Erzurumlar yapmıştı. Bu sefer halkayı biraz daha genişleterek aynı girişimlerde bulunmak istiyoruz. Kulüpten sık sık bilgi alıyorum. Doğru yolda gidiyoruz. Bu toprağa atılan tohumun meyve vermesi biraz zaman gerektiriyor. Erzurum'dan gençleri yetiştirmemiz lazım. Bu toprağın çocuklarından yapmamız lazım. Süreklilik böyle olur. Bazı takımlar bir yerden para bulur çıkar ve ertesi sezon aşağı iner. Önümüzdeki 3-4 sezonun planı yapmamız lazım. Bu takımın Süper Lig'e çıkması lazım. Başkanla 15 günde bir konuşuyorum. Maddi ve manevi yardıma yapmaya hazırım. Vali, belediye başkanlarının vereceği destek çok önemlidir. Süper Lig'i hedefliyorsak Erzurumspor severlere sesleniyorum. Bu stadın dolması lazım. Bir şehrin aynı heyecanı düşünmesi lazım. Erzurum'a gelirken uçakta rakibimiz olan Ayvalıkspor vardı. Şunu gördüm ve hissettim ki bütün takımlar için Erzurum yüksek rakımı ve havasıyla korkulu bir rüya. Bunu çok iyi kullanırsak istediğimizi elde etmiş oluruz. 4 yıllık bir süreç planlıyoruz. Sık sık Erzurum'a geleceğim. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyon olacağız dedi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.